Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz. O şeref bize ait efendim. Şeref bize ait, evet. Hadi konu başkanımız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sizlerin bir abisi olmaktan, sizlerin bir kardeşi olmaktan bir kez daha gurur duydum, şeref duydum, onur duydum. Sahipsiz bulmuşlar bu memleketi. Elbette ki bu ülkenin başbakanı hapishaneye tıktığımız kuyruğu döşünde yatan herifin önüne adamlarını gönderip de medet dilerse bunlar da bu cesareti elbette ki bulacaklar. Yağma yok, biz şunu biliyoruz. Bugün çalınan malımızı geriye getirebiliriz. Bugün aciz, yarın tok olabiliriz. Ama biliyoruz ki bu vatan toprakları ayağımızın altından kaydığı an bu dünyada bize yaşama hakkı tanımazlar. Böylesine bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada hür yaşamak için esaret zincirini parçaladık. Bedelini ödedik. Yeniden bu topraklar üzerinde devleti kurarken bedelini ödedik. Sizden öncekilerinin doğurdukları çocuklar cephelerde şehadet şerbetini içti. Bu topraklar vatan oldu yeniden. Kavlimiz vardı orada. O devleti kurarken dedik ki bir zerresine göz diken olursa o gözü çıkarırız. Bu topraklar üzerinde kurulan devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu topraklar üzerinde yaşayan milletin adı Türk milletidir. Bunu ispat etmek için Sakarya Meydan Muharebesi'ni verdik. Bunu ispat etmek için Dumlupınar'da şahlandık. Başkumandanlık Meydan Muharebesi'ni verdik. Ve hakkımızı Lozan'da masada söke söke aldık. Şimdi sahipsiz görüp de umutlananlar, bu ülke üzerinde yeniden bir devlet kurma hayali yaşayanlar, hepinize söylüyoruz, sizin sahipleriniz de duysun, sizin destekçiniz hükümet de dursun, bir zerresine göz dikerseniz, bir zerresini koparmaya kalkışırsanız, yeniden bir Sakarya Meydan Muharebesi vermeye hazırız biz. İnsanımızı bizden koparmaya kalkışırsanız yeniden Mustafa Kemal olup başkumandanlık meydan muharebesi vermeye hazırız biz.